Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Mayıs 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 20 Mayıs'a kadar Güneş Boğa burcunda 20 Mayıs'tan itibaren ikizler burcuna geçecek. Bu ay doğan tüm ikizler burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı Güzel bir yıl dilerim size. Evet yönetici gezegeniniz Merkür bir süredir Koç burcunda geriledi ve Nisan ayı sizin için biraz zor geçmiş olabilir. Merkür artık ileri harekette ve 15 Mayıs'a kadar da Koç burcunda hızlı olacak. Dolayısıyla Nisan ayında gecikmiş olan, ertelenmiş olan, yarım kalmış olan konuları bu ay daha hızlı tamamlayabilir sonuç alabilirsiniz iletişim gücünüz zihinsel enerjiniz de artıyor ve Mars Koç burcunda olacak ay boyunca Mars'tan da güçlü bir destek alıyorsunuz bu ay daha fazla sosyalleşme arkadaşları zaman ayırma özellikle spor yapma gibi hani fiziksel aktivitelerde daha aktif olabilirsiniz kulüp çalışmaları ekip ve organizasyonlar içerisine dair olabilirsiniz geleceğe ait projelerinizle de ilgili önemli hazırlıklar içerisinde olabilirsiniz Evet Güneş ayın 20'sine kadar boğa burcunda olacak. Venüs ayın 24'üne kadar boğa burcunda. 12. evinizde de güçlü bir gezegen birikimi var. Uranüs orada, Jüpiter orada. Ee, ayın 15'inden sonra Merkür de boğa burcuna geçecek. Dolayısıyla 12. ev temaları bu ay çok öne çıkıyor. Çoğu zaman biraz geri planda kalıp enerjinizi dengelemek, dinlenmek Güç toplamak isteyeceğiniz de bir dönem. Bu sizi ister istemez biraz hani çevresel anlamda uzakta da tutabilir. E, yurt dışı gibi hani bulunduğunuz ortamlardan daha fa başka bir şehire, far farklı bir kültüre, farklı bir ülkeye gitme, hani buralarda bulunma, çalışma seyahat etme imkanları da bulabilirsiniz. Çünkü 12. ev uzaklarla da alakalı bir alan. Ya da yalnız başınıza yapacağınız işlere daha fazla odaklanabilirsiniz. Ve tam da bu alanda 8 Mayıs'ta 18 derece Boğa Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yeni ay böyle yeni bir projeyi başlatmak, yalnız başınıza yapacağınız işleri toparlamak, özellikle sanatla ilgilenmek için iyi bir dönem sanatçıysanız herhangi bir şeyi tasarlıyorsanız bir proje üzerinde çalışıyorsanız gerçekten iyi odaklanabileceğiniz sezgilerinizden, yaratıcılığınızdan yararlanabileceğiniz bir dönem. Daha sakin, daha böyle bir inziva içerisinde çalışır zaman ayırırsanız önemli başarılar elde edebilir. Ve ayın özellikle 20'sinden sonra dış dünyada kendinizi çok daha iyi ifade edebilir, dikkat çekebilirsiniz. Bununla birlikte tabii ki 12. evdeki etkiler biraz böyle gizli konular. Gizli ilişkiler olabilir, gizli hayranlar olabilir. Ee, sizin çok kontrol edemediğiniz konular olabilir. Sağlık, bakım gibi konularınız olabilir. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda, boğa, aslan, akrep ya da kova gibi 18 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu etkileri daha güçlü alabilirsiniz bu ay biraz hani ebeveynlerinizle ilgilenmeniz, onların işte bakımları, kontrolleri, bu neden işte hastanelere gidebilirsiniz, kliniklere gidebilirsiniz ya da check-up yaptırmak gibi böyle öz bakım işlerinizle uğraşabilirsiniz. Bunlar güzellik, bakım, estetik konuları da olabilir. Biraz bu anlamda daha fazla etkileriniz olabilir. Yardımlaşma temaları öne çıkıyor. Çünkü hayatın biraz manevi yönlerine daha ruhsal konulara böyle duygusal konulara da yönelebilirsiniz. İlgilenmeniz gereken kişiler olabilir, zaman ayırmanız gereken kişiler olabilir. 13 Mayıs'ta Güneş Uranüs kavuşumu, ilginç fikirler, önemli bir aydınlanma, böyle bir e, sürpriz bir etki getirebilir size e, ruhsal mesajlar da alabilirsiniz. Rüyalarınıza dikkat edin çünkü bu ay gerçekten ay boyunca çok ilginç rüyalar görebilirsiniz ve birçok mesaj bilgi size rüyalar aracılığıyla da gelebilir gerçekten 18 Mayıs'ta şanslı bir kavuşum var Güneş Jüpiter kavuşumu bu kavuşumla beraber çalışma ortamlarınız iş konularınız mesleki konularda yaratıcılığınızı iyi bir şekilde ifade etmeniz yine sağlık konularında önemli çözümler bulmanız mümkün sağlık deyince biraz genel sağlığınıza dikkat edin Çünkü iştahınız artabilir işte hormonal dengesizlikler, diyabet, eğer diyabet gibi bir problem varsa sizin ya da ebeveynlerinizin, yani bu konular biraz hassas olabilir. Yine tiroid hormonlarında dengesizliklerin artabileceği, işte boyun bölgesinde hassasiyetlerin artabilir. Eğer boyun fıtığı gibi bir sorununuz varsa biraz zorlayıcı olabilir bu ayın enerjileri. Çünkü çok sayıda boğa burcunda gezegen geçişimiz var. Genel sağlığınıza dikkat edin. Kendinizi çok yormamaya çalışın. Venüs ile ve Uranüs'ün yine ilginç bir kavuşumu var. Bu da ilginç bir akış, böyle bir ilham akışı getirebilir. Bir fikir getirebilir size. Tabi ilişkilerde biraz böyle heyecanlı, gizli olan ilişkiler. Hani ani başlayan, ani biten ilişkiler. Ama çok da hani herkesle paylaşmak istemediğiniz, kendi iç dünyanızda yaşadığınız ilişkiler içinde bu enerjiler çok destekleyici görünüyor. Bunlar platonik de olabilir tabii. Mutlaka fiziksel boyuta geçmeyebilir. Yani sadece sizin duygu ve hayal dünyanızda yaşadığınız daha platonik ilişkiler şeklinde de kendini gösterebilir. Ya da gizli bir hayranlığınızı fark edebilirsiniz. Böyle etkiler ortaya çıkabilir. 20 Mayıs'ta artık güneş burcunuza geçiyor. Güneşin burcunuza geçişi biraz daha enerjinizin dışa dönmesini, biraz bu geri plandan artık kurtulmanızı daha çok hani günlük hayata adapte olmanızı sağlayacaktır sevgili ikizler 23 Mayıs'ta sizin için çok önemli bir dolunay meydana gelecek iki derece yay burcundaki dolunay direkt ilişki eviniz aydınlatıyor ve üstelik kova burcundaki pürütodan da güzel bir açı alıyor ilişkilerinizle ilgili önemli bir karar verme aşamasındasınız bu tabi bir ilişkinizin mesela gizli tuttuğunuz bir ilişkiyi açığa çıkarmak olabilir. Gibi Yani bir anda ya da işte farkında olmadığınız bir konunun gündeme gelmesi. Yani işte bir teklif almanız. Sürpriz bir teklif almanız söz konusu olabilir. Ya da evliyseniz eşinizle birlikte bir seyahat planlaması yapabilirsiniz. Ya da işte bir düzeninizi değiştirecek bir yandan hani yurt dışına taşınma kararı alabilirsiniz. İşbirlikleriniz olabilir. Ortaklıklar, işbirlikleri ki bunlar biraz daha yurt dışı bağlantılı çalışabilir Pluto etkisiyle beraber ya da medya üzerinde internet üzerinde dijital platformlardaki işleriniz girişimleriniz daha fazla destek alabilir bu dönemde lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için çok daha güçlü çalışacağını önemli ve etkili olacağını söyleyebilirim Plüto etkisi çok önemli ve aynı yine dolunay gününde Jüpiter'le Venüs'ün kavuştuğunu görüyoruz. Bu da çok olağanüstü bazı fırsatlar çıkarabilir ki daha çok uluslararası konular, yabancılar, yurt dışı ile ilgili konular. Hani Bu dönemde tanışacağınız kişiler bile yabancı kökenli olabilir. Evlilik teklifleri olabilir tabii ki, evlilik kararınız olabilir. Ee, ve Neptün'ün burada tabii ki yine önemli bir etkisi var. Yani kariyerinizi de etkileyecek, kariyerinizi de dönüştürecek ee, bazı ilginç gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir dönem Bunlar hep ilişkilerle bağlantılı olabilir 26 Mayıs'ta artık çok önemli bir gün sevgili ikizler Jüpiter büyük şans gezegeni Jüpiter ikizler burcuna geliyor ve bir yıl Haziran 2025'e kadar sizinle olacak Evet büyük şans gezegeni sizinle 12 yılda bir geliyor burcunuza unutmayın ve bu etki sizi çok destekleyecek. Maddi manevi şansların, büyüme imkanlarının olduğu bir dönemdesiniz. Üstelik öyle hızlı bir geçiş yapıyor ki. Gelir gelmez işte İkizler burcunda Güneşle bir araya geliyor. Venüs hemen ikizler burcuna geçtiği için onunla birleşiyor. Ee, Jüpiter Plüto'yla yine ayın son günlerinde 30 Mayıs, 31 Mayıs güzel bir hava üçgeni oluşturuyor burcunuzda. Muhteşem etkiler. Yani sizin için özellikle 30 Mayıs, 31 Mayıs bakın bir Haziran. Bunlar çok şanslı, çok kısmetli günler. Yani bu günlerde bir işinizi başlatabilirsiniz, bir sözleşme yapabilirsiniz, ilişkilerinizle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Kadersel fırsatlarının karşınıza çıkabileceği ee, gerçekten önemli günler her zaman rastlanmayacak çok güçlü gezegen geçişleri bunlar ve özellikle 0 ile 5 derece aralığında böyle güneşiniz yükselen burcunuz kişisel gezegenleriniz varsa birebir tesirleri de sizin için çok daha etkili önemli olabilir sevgili ikizler bu güzel ayın şanslarını iyi değerlendirmenizi umuyorum hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim hoşçakalın